Gençler selamlar, ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız arkadaşlarım. Metin Yayınları Modern Problemler adlı çalışma kitabımızın çözümlerini yapmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nerede kaldık? 37 ve 38. sayfaların çözümünü yapacağız bu videoda. Ve arkadaşlarım, hatalı işlem problemlerindeyiz, öğreniyorum kısmında. İlk sorumuzda başlayalım. Gülce bir kırtasiyeden alışverişini yaptıktan sonra alışveriş fişine baktığında aldığı 5 tane aynı fiyatlı kalemin 8 tane olarak, bakın 5 tane sevgili arkadaşlarım kalem almıştı ama fişte bu 8 tane kalem olarak görünmüş. 4 tane aynı fiyatlı silgi almasına rağmen fişte 2 tane silgi almış olarak görünmüş. Daha sonra kasiyerle Gülce arasında aşağıdaki konuşma geçmiş. Yanlış olduğunu görüyor Gülce. Diyor ki kasiyer, fişinize bakabilir miyim? Gülce de buyurun diyor. Kasiyer, özür dilerim yanlışlık olmuş, ödeyeceğiniz tutarı tekrar hesaplayıp para iadesi yapayım demiş. Gülce de demiş ki bir tane kalem fiyatının bir tane silgi fiyatının kaç katı olduğunu söyler misiniz demiş. Kasiyer de iki katı demiş. He işte o zaman şöyle diyebiliriz, bakın kalemin fiyatına ben 2A dersem silginin fiyatına artık A diyebilirim kasiyerin burada verdiği bilgiye dayanarak da. Peki normal şartlar altında Gülce'nin ödemesi gereken tutar ne? 5 çarpı kalemin fiyatı 2A idi, 10A buraya ödeyecek. 4 çarpı A'dan 4A da buraya ödeyecek. Yani toplam 14A ödemesi gerekirken 2A idi kalemin fiyatı, 8 kere 2A 16A yapar. 2 kere A'da 2A yapar ve 16A artı 2A'dan 18A ödeyecekmiş aslında o yeni fişe göre. Ne kadar bir fiyat farkı var? 4A. Ve bu 4A'yı geri iade etmesi gerekiyor kasiyerin. Kasiyer demiş ki para iadeniz 8 lira oldu. Soru bitti. 4A iade etmesi gerekiyordu. Kasiyer de buna 8 lira olarak karar vermiş. A kaçmış arkadaşlar? 2 TL. Gülce de teşekkür etmiş. Bir tane kalem kaç liradır? Bir tane kalemin biz zaten 2A olduğunu söylemiştik. A da 2 idi. Dolayısıyla bir tane kalem arkadaşlarım 2A'dır, yani 4 liradır diyebiliriz. Doğru cevabımız buydu. Devam ediyorum ikinci sorumla. Bir usta bir odanın kare biçimindeki olan tabanını parkelerle kaplayacak arkadaşlar. Usta odanın taban ölçüsünü aldıktan sonra eni 30 boyu 40 olan bir dikdörtgen biçimindeki parkelerden kaç tane gerekli olduğunu hesaplıyor ve çırağından o kadar parke getirmesini istiyor. Yani arkadaşlarım şöyle, şurası neydi? Heh. 30 santimetre ve 40 santimetre. Burası 40 santimetre, burası 30 santimetre istiyor çırağından. Daha sonra çırak ustanın istediği sayıda ancak 40 santimetre, eni 40, boyu 60 santimetre olan parkelerden getiriyor arkadaşlarım. Yani yanlış anlıyor, şöyle bir şey getiriyor. Tamam mı? Burası 40 santimetre, burası 60 santimetre olanlardan getiriyor. Şimdi bunu alıp şunun üzerine koyarsak aslına bakarsanız 2 tane bundan getirmiş oluyor, 30 santimetre. Yani her 2 tane 30'a 40 fayanslardan döşemek yerine bunun üzerine bir tane bundan koysa zaten kapatıyor diye bunlar da olabiliyor, bunlar da kullanılabiliyor. Sonra usta bu parkelerle, yani çırağın yanlış getirdiği parkelerle odanın tabanını kaplıyor ve 600 tane parke artıyor. Odanın tabanı kaç metrekaredir diye sorulmuş. Artık gayet basit bir sorumuz var. Neden? Çünkü usta 2 tane parke kullanmak yerine bir tane parke kullanarak, bir adet parke kullanarak 2 tane parkenin yapacağı işi yapıyor. 600 tane arttığına göre demek ki 1200 tane, bakın 1200 tane şu parkelerden kullanarak bu odanın zeminini kaplamayı planlamış. Ama çırak büyük getirdiği için 600 tanesini kaplamış, bitmiş ve 600 tane de artmış o zaman. Demek ki 1200 çarpı, şimdi şunun alanı lazım bize. Bu alanı da sevgili arkadaşlarım şöyle bulacağız. 30 çarpı 40 diyeceğiz. Yani 1200 çarpı 1200 diyeceğiz. Bu kadar santimetre karedir bizim odamız, odanın tabanı. Ama bana metrekare diye sorulmuş. Dolayısıyla metrekare ya. Ben bunu santimetrekareyi metrekareye çevirmek için 100 çarpı 100 de çarpmam gerekiyor. Sıfırlar, 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 sıfırlar gitti. 12 çarpı 12'den 144 metrekare bizim cevabımız olur. Doğru cevap budur deriz gençler. Ve devam ediyorum 3. sorumla. Güzel bir soru kendisi. Başka bir yerde görmedim ben böyle bir soru. Osman Bey
5000 TL değerindeki bir beyaz eşyanın ücretini tamamı 200 TL'lik banknotlardan oluşacak şekilde aşağıdaki gibi bantlayarak hazırlamıştır. Ancak bazı banknotlar yanlışlıkla ikiye katlanmış ve katlanmış banknotlar bantlı paraların B yönünde kalmıştır. Bakın şu katlı banknotlar şurada kalmış arkadaşlarım, tamam mı? Ortadan ikiye katlanmış vaziyette bu şekilde bantlanmış. Beyaz eşya satıcısı parayı bu taraftan saymış. Bakın parayı bu taraftan sayıyor. Ve B yönünden saydığında katlı olan her parayı iki kez saydığı için tabii doğal olarak şunu da para zannediyor. Farklı bir para, bunu da farklı bir para zannederek sayıyor. Osman Bey'e fazla ödeme yaptığını söylüyor doğal olarak. Osman Bey satıcının bir yanlışlık yaptığını düşünerek paraları alıyor. O desteği alıyor ve bu taraftan sayıyor. Sonra da diyor ki paranın ödemesi gereken tutardan 4 bölü 25'e kadar az olduğunu görüyor ve bunu söylüyor. Şimdi buna göre ödeme içindeki banknotlardan kaç tanesi katlanmıştır diye sorulmuş. Normal şartlar altında 5000 lira olduğunu biliyor ya. 5000 liranın 4 bölü 25'i kadar eksik olduğunu söylemişim. 4 bölü 25'i nedir, buna bakalım. 5'e böldüm 5, 5'e böldüm 1000. 5'e böldüm 1, 5'e böldüm 200. 4 kere 200'den 800. Yani 800 eksik olduğunu görüyor. Aslına bakarsanız 800 lira demek 4 tane 200 lira demek. Aslına bakarsanız orada 5000 lira var. Ama 4 tane 200 lira demek ki bu tarafa doğru katlanmış. Bana ne demişti? Ödeme içindeki banknotlardan kaç tanesi katlanmıştır? İşte bu kadarı katlanmıştır arkadaşlar. 4 tane olacaktı cevabımız. Devam ediyorum 38. sayfamdaki 4. sorumla. Yarıçapı R yüksekliği h olan silindirin hacmi pire kare h bağıntısıyla bulunur. Silindir hacmini bu şekilde hesaplıyoruz. Mandıracı Berat süt üreticilerinden topladığı sütü yarıçapı ve yüksekliği 2'şer metre olan aşağıdaki metal tankta biriktiriyor. Berat tamamı dolu olan bu tanktaki sütlerin hepsini boşaltabilmek için çırağı Ahmet'e demiş ki Ahmetciğim bak şu ilerideki ambalajdan yarı çapı 20 santim yüksekliği 25 santim olan silindir şeklindeki bidonlardan yeterli sayıda al da gel demiş. Yani şu şekilde yarı çapı ve yüksekliği belli olanlardan alacak. Şöyle çizelim arkadaşlarım, hadi beraber çözelim. Şimdi şöyle silindirlerden al demiş. Ancak markete girdiğinde yanlışlıkla yarı çapı 25, yüksekliği 20 olanlardan almış. Şimdi şöyle, normalde ustanın istediği 20'ye 25 bu şekilde. Ama bizim çırağımız tabii ki ne anlıyor? Hatalı işlem problemleri ya. Bizim çırak şunu anlıyor arkadaşlar. Şurayı 25, burayı 20 anlıyor. Burası 25, burasını 20 anlıyor. Pekala. Bu durumda tamamı sütlü olan tanktaki süt Ahmet'in aldığı bidonlara doldurulduğunda alınan bidonların kaç tanesi boş kalır? Şimdi şunun hacmini bir bulalım. Şunun hacmini. Bunun hacmi pi çarpı r'miz 20 ya. 20'nin karesi çarpı 25. Yalnız bakın unutmayın bu santimetre küp. Hacim ya, o yüzden küp oldu. Santimetre küp. Peki şunun da hacmini bulalım. Pi çarpı 25'in karesi çarpı 20. Bunun da hacmi bu. Bu kadar santimetre küp. Peki normalde bu ustamızın, Berat ustamızın biriktirdiği bu kap, bu artık neydi? Metal tank. Kaç santimetre küptü? Bakın şurası 200'dür. Burası yine 200 santimetredir. Dolayısıyla diyeceğim ki pi çarpı 200'ün karesi çarpı 200. Tank bu kadardı. Eğer Ahmet ustasının söylediği şimdi almış olsaydı pi çarpı 20 çarpı 20 çarpı 25 tane bidona ihtiyaç olacaktı. Şimdi 20 ile 200'ü sadeleştirdim 10. 10 ile 20'yi sadeleştirdim, burada 2 kaldı. Bakın şurası 200 çarpı 200 de unutmayın. 25 ile 200'ü sadeleştirdim 8. 2 ile 8'i sadeleştirdim 4. 4 kere 200 de 800 yapar. Yani 800 tane sevgili arkadaşlarım bizim bidona ihtiyacımız vardı normalde. Ama çırak Ahmet'in alıp geldiklerine göre hesaplayacak olursak pi çarpı 200 çarpı 200, yani 200'ün karesi çarpı 200, bu metal tankın hacmiydi. Bölü diyorum Ahmet'in yanlış getirdiği bidonların hacimleri de 200 çarpı 25 çarpı 25, ki 25'in karesidir kendileri, çarpı 20 diyorum. Şimdi 20 ile 200 gitti 10. 25 ile 200 gitti 8. 25 ile 200 gitti 8. 8 kere 8 64 çarpı 10'dan 640. Pi'lerde tabii bu arada gidiyor her bir işlemde. 640 tane. 800 tane gerekiyordu.
Ahmet gitti 800 tane bunlardan aldı, şunlardan aldı. E geriye kaç tanesi artar? 800'den 640'ı çıkarırsanız 160 tanesi artar diyebilirsiniz arkadaşlarım. Cevabımız buydu. Ve son sorumuz. Bir market kasasında aşağıdaki bölmelendirilmiş para çekmecesi bulunmakta. Kasanın elektronik göstergesi gün sonunda her bir bölmede kaç adet banknot olduğunu da aynı zamanda yazmakta. Kasiyer o bölmedeki para çeşidi ile göstergede yazan para adedini çarpıyor. Mesela şimdi şurada şöyle 100 liradan 100 liraları şey yapınca burada diyor ki 5 tane 100 lira var diyor. Bu adam da paraları sayarken 5 ile 100'ü çarpıyor. He demek ki 500 lira var diyor. Tamam mı? Tüm bölmelerdeki hasatların toplanması sonucuna da kasa toplamı elde ediliyor. X sıfırdan büyük olmak üzere kasiyer bu para çekmecesinin banknot bölümündeki bir adet parayı kasada yanlış bölmeye koyduğunda kasa toplamı X lira artıyor. Bakın X lira artmış. He. Yani şöyle mesela 10 lirayı yanlışla şuraya koymuş ama makine diyor ki burada diyor bu kadar para var diyor. Bu kadar adette para var diyor. O adam da adet olarak 20 ile o adedi çarptığı için tabi doğal olarak 10 liralığı 20 lira diye saydığına göre ne olmuş oluyor? Kasa fazla vermiş oluyor. X lira artıyor. X'in en büyük değeri en küçük değerinden kaç lira fazladır diye sormuş. Bakın ben X'in en büyük değerini nasıl bulurum? Buradaki 5'lik olan banknotu eğer şuraya koymuş olsaydım ne olurdu? 5 yerine 100 gösterirdi. Yani toplam 95 TL fazla gösterirdi. Bu maksimum değeri. Peki minimum değerine 5'i 10'a koyduğunuzu düşünün. Minimum değeri de 5 lira fazla gösterir. Bu bundan kaç fazladır? Tabii ki 90 lira fazladır. A şıkkımızın cevabı bu. B şıkkı da x kaç farklı değer alabilir? Çok basit artık. Sen bu sistemin nasıl işlediğini öğrendin. Kaç farklı yanlış koyma işlemi elde edebiliriz? Tabii x sıfırdan büyük olmak üzere. Tabii küçük olan parayı büyük olan paraya koyacağız. Mesela 5 lirayı burada 4 farklı yere koyabilirim. 10 lirayı 3 farklı yere, 20 lirayı 2 farklı ve 50 lirayı tek farklı yere koyabilirim. Yani 4, 3, 2, 1'in toplamı 10'dur. Dolayısıyla 10 farklı değer alabilir arkadaşlarım. X dediğimiz değer cevabımız da 10 olacaktı. Evet gençler, bir sonraki sayfamızda size özel kısmına geçiyoruz. Ve burada 4 tane size özel soru çözüyoruz. Daha sonrasında da test kısımlarına geçeceğiz ve testlerimizi çözeceğiz. Aklınızda bulunsun. 39. sayfada sevgili arkadaşlarım görüşmek üzere diyelim ve videomuzu noktalayalım. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı lütfen unutmayın.